Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim şu an size, çünkü cennetten sesleniyorum. Haftaya bomba gibi başladık arkadaşlar. Tatilimin 15. günündeyim. Kalkandan çıktık, Fethiye, Ölüdeniz'e geldik arkadaşlar. Bu güzelliği görün istedim. Hepimizin bildiği cennet köşemiz Ölüdeniz. Sizi buradan bir yere götüreceğim arkadaşlar. Çok güzel, çok sevdiğim bir yer. Ölüdeniz'de durmayacağız arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Farklı, hani az insanın bildiği bir yere gideceğiz arkadaşlar, ama bu tepede durup size bu güzel manzarayı göstermek istedim arkadaşlar. Yani şu koku, denizin kokusu, arkamdaki ormanın kokusu, görsel şölen, burnumdaki bu güzel koku, bayram. Allah'ım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Arkadaşlar, ülkem cennet, cennet. Başka hiçbir şey söylemeyeceğim ya. Sadece şu görüntüye bir bakın arkadaşlar. Biz çok şanslı insanlarız. Allah'ıma şükürler olsun, bir ülkede yaşıyoruz. Bu güzelliklerin hepsi bizim arkadaşlar. Sadece önemli olan bunların değerini bilmek. Denize giren turistler var arkadaşlar. Korsan gemisi de orada halen duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar, burada pek oyalanmak istemiyorum, çünkü yolumuz biraz daha uzun ve zahmetli bir yol arkadaşlar. Hadi yolumuza devam edelim. Arkadaşlar, ben yine salıncağımı buldum, ama ben size bu salıncakları göstermek için buraya gelmedim arkadaşlar. Size cennetin bir başka köşesini göstermek istiyorum. Şuradan aşağı inelim. Yine biraz tehlikeli işler yapacağım arkadaşlar. Ama bu güzel görüntüyü de görmeniz gerekiyor. Şurada gençler var da ben nereden insem, şuradan ineyim. Atlayalım. Sanırım bazı arkadaşlarım nereye geldiğimi tahmin etmiştir. Şimdi nereden ineyim? Kayalar da hiç sağlam değil, bakın. Oynuyor kayalar. Şu aşağı kadar indim mi? Şurası da biraz zorlu. Arada kamerayı durduruyorum arkadaşlar. Kendimi sağlam alıyorum. Ondan sonra tekrar kamerayı açıyorum. Çünkü ta şu uç noktaya kadar gideceğim. Tekrar kamerayı kapatayım. Arkadaşlar, kayadan oraya geldim ama şuradan nasıl görüntü alacağım onu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, sonunda Kelebek Vadisi'ni görebildik. Biraz rüzgar var. Burada videomun sesini kapatmak istiyorum.
Arkadaşlar, sanırım bugüne kadar çektiğim en baş döndürücü çekimim bu. Hem kameraya bakıp yani telefona bakıp biraz da aşağı doğru kendim baktığım zaman başım dönüyor arkadaşlar ve benim asla bir yükseklik korkum yok. Ona rağmen insanın başı dönüyor arkadaşlar. Çok yüksek bir noktadayız. Farklı bir noktaya geldik arkadaşlar. 5 ay öncesinde benim burada bir fotoğrafım vardı arkadaşlar. Hatta doğum günümdeki videoda o fotoğrafım duruyor arkadaşlar. Şöyle farklı bir noktadan da görüntü almak istedim. Resmen keçi gibi tırmandım arkadaşlar dağlara, tepelere. Buraya da veda edelim arkadaşlar. Şuradan çıkacağız. Şöyle bakıyorum. En iyi nokta sanırım şurası. Ben yürüdüğüm, geçtiğim yolları da göstereyim arkadaşlar. Bakın nasıl uğraştım, emek verdiğimi. Şurası daha iyi. Şurası zorlu. Şuradan geçelim. Arkadaşlar yukarıya doğru çıktım. Kelebekler Vadisi'ne de şöyle bir bakmış olduk. Şu tarafa da gideyim arkadaşlar. İnsanlar o tarafa da bakıyorlar. Bakalım ne var orada. Ha, bir de buradan da gidiş varmış. Buradan da inelim ya. Burası daha kolaymış. Ben en zor yolu seçmişim. Bakın buraları nasıl kayıyor. Ben git en zor yerden in. Görüntü al. Yani burası daha kolaymış ama burası net değil. Benim yine görüntü aldığım yer iyiydi. Şuraya inmek lazım. Bakın orada insanlar var ama. Neyse hadi gidelim. Daha yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Faralya'dayız. Faralya'da lüks villalar var arkadaşlar. Onları kiralayabiliyorsunuz. Lüks demem sanırım yanlış. Lüksün de daha üstü ne oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki villalar son derece pahalı. Aşırı lüks. Aşırı lüks. Öyle diyeyim. Biraz önce şu karşıdaydık arkadaşlar. Şimdi tam Kelebekler Vadisi'nin karşısındayız. Çok güzel. Denizin rengi çok güzel arkadaşlar. Allah'ım koku o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Kuşların sesi. Burası da böyle bakın kapalı. Yolumuza devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar yavaş yavaş gideceğimiz yere varmak üzereyiz. Kavak koyuna birazdan aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Gideceğimiz yolun zorlu ve zahmetli olduğunu söylemiştim. Bakın yolu ne kadar kötü ama gideceğimiz yere değer. Arkadaşlar arabayı otoparka bıraktık ve şu aşağıya doğru yürümeye başlıyoruz. Bakın böyle bir yolu var. Böyle bir zahmetli yoldan aşağıya iniyoruz. Arkadaşlar yolu çok kötü bu Kabak Koyu'nun. Buraya gelmek isteyenler bunu da göz önünde bulundursun. Otopark ücretini söyleyeyim arkadaşlar. Bir gün boyunca arabanız durduğunda 25 TL. Biz dedik bir saat falan duracağız. Bizden 15 TL
aldılar. Giriş ücretini de hemen alıyorlar arkadaşlar. Buraya arabanızı sokmanız mümkün değil. Bakın araba girse de mahvolmuş zaten. Şu taşlara bakın. Ben arabamı buraya sokmam şahsen. Yani jip olur falan tamam da. Burada küçük bir market var. Kahvaltı yerleri, kalacak yerler, kamplar daha doğrusu. Ama her yer kapalı arkadaşlar. Arkadaşlar yol burada biraz daha düzeldi. Çünkü dediğim gibi burada kamplar var, market var. Aslında burayı ben Datça'ya benzettim. Datça'nın da böyle koyları var arkadaşlar. Bakın şurası çok güzel. Orada ne yazıyor? Ne bu kabak muhabbeti. Şelaleye nereden gidebilirim? Şelale mi varmış? Aha, şelaleye. Bakalım. Ay şurası çok güzel. Şurası da çok güzel. Aman aman aman. Bakın şurada oturacaksınız. Şu manzarayı seyredeceksiniz. Hadi yürümeye devam edelim. Bu arada ayakkabılarımı göstermek istiyorum. Bu ayakkabılarımın çilesi ne benim? Ayakkabılarım mahvoldu. Ay canım yakınmış ya. Biz de uzak zannediyoruz ama denize ulaştık bile. Sanki o kadar uzak gözüken yer, gözümüze büyüyen yer o kadar mesafede değilmiş yani. Ya daha ama iniyormuşuz ya. Ben de. Bakın bayağı mesafe var aslında ama buradan bakınca yakınmış gibi gözüktü birden. Devam ediyoruz arkadaşlar. Maşallah limonun güzelliğine. Böyle bir yoldan devam ediyoruz arkadaşlar. Köpekler, horozlar, her şey var. Arkadaşlar bu horozda bir gariplik var. Tek ayak üstünde duruyor yazık. Niye bu horoz tek ayak üstünde duruyor ki? Devam edelim. Arkadaşlar koya geldik. Sanırım bunlar özel mülk. Ve devam ediyoruz. Sonunda koya ulaştık arkadaşlar. Çok fazla rüzgar var. Birazdan videomun sesini kısabilirim. Şöyle lüks bir kamp yeri var arkadaşlar. O deniz felaket kabarmış. Dalgalar bu kadar değildi biraz önce. Böyle bir merdivenden aşağı iniyoruz. Harika bir manzara. Denizin derinliğini sanırım fark ediyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen adımınızı attığınız anda derin bir denizle karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. O kadar belli ki. Şu karşıya çıksam mı acaba? Oraya gidelim.
kayaların üstüne doğru geldim arkadaşlar. Şuradan bir manzarayı görmek istedim. Şurada düz bir taş buldum. Buradan bakalım. Islandım. Arkadaşlar hadi gidelim. Arkadaşlar turistler Likya yolundan devam ediyorlar arkadaşlar. Bu şekilde ta Antalya'ya kadar gidecekler. Arkadaşlar bir 10 dakika koyda durdum. Tekrar yukarıya doğru çıkmaya başladım. Çünkü bir yer daha var görmek istediğim. Saat 7'ye kadar da eve dönmemiz gerekiyor biliyorsunuz. O yüzden fazla oyalanmadan hemen o son noktaya da gitmek istiyorum arkadaşlar. Rampa çıkmaya devam ediyorum. Yolumuz daha uzun. Arkadaşlar şu an siz bir şey belki görmüyor olabilirsiniz kamera açısından ama bu ağaçlar arasında ağaçtan evler var. Şimdi yakınlaştırmak istiyorum. Bakın şu arada gözüküyor. Bir tane şu arada gözüküyor ama turistler bakın burada kalıyor arkadaşlar. Hiç gözükmüyor değil mi ama hani Ayşe bakın şu karşıda da gözüküyor bakın. Hep ağaç evler var aşağıda. Bakın şurada da var. Biraz gözlerinizi seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Biz tekrar şu yukarı doğru çıkacağız. Arkadaşlar turistler Likya yolunda yürümek için devam ediyorlar. Bayağı bir kafile büyük. Ben tam 3'te aşağı indim arkadaşlar. Şu an 3.45. 45 dakika. Bir 10 dakika kaldım. Arkadaşlar Kabak Koyun'a şimdilik veda ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yollarda şansımız hiç yok. Bakın yollar kazılmış. O kadar kötü ki. Arkadaşlar son bir yere daha gitmek istiyordum. Sizi çok güzel bir yere götürmek istiyorum ama yol kapalı. Şu an Fethiye Hisarönü yolu aynen bu şekilde buraya kadar bile zor geldik arkadaşlar. Görevliler uyardı. Yol kapalı olduğu için maalesef buradan geri dönmek zorundayız. Ve ben size buradan veda etmek zorundayım. Of 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 araba gitti. Arkadaşlar maalesef gördüğünüz gibi yol o kadar kötü ki. Arkadaşlar şu an Hisarönü resmen hayalet şehir. Her yer kapalı. Yollar berbat. Şaşkınlık içindeyim arkadaşlar. Arabayı da mahvettik. Alt takım gitti. Resmen alt takım gitti. Bütün arabaların üstü toz. Arkadaşlar 15 gün olmuş kalkanda kalıyoruz ama size bir kere bile olsun kalkanı göstermek nasip olmadı.
şuradan size gün batımıyla birlikte Kalkan'ı dışarıdan göstermek istiyorum arkadaşlar. Çarşısına inmedik çünkü kalabalık ve maske takmayan insan çok. O yüzden kendimizi hiç riske atmayalım istedik. Ve farkındaysanız biz hep insanın olmadığı yerlere gittik, tercih ettik arkadaşlar. Kaş merkez de öyle. Kaş merkez çok güzel bir yer aslında ama oraya gitmek de, yani oraya girmek nasip olmadı çarşısına. Şöyle yaklaştırıyorum. İnsanlar denize giriyor arkadaşlar. Şu tarafı da çekelim ve bugüne veda edelim. Bugün de öyle bitsin arkadaşlar. Arkadaşlar söylemek istediğim bir şey daha var. Kaş ve Kalkan bölgesinde yine kiralık villalar var arkadaşlar. Onları kiralayıp kalabiliyorsunuz. Fakat genelde bu villaların sahibi İngilizler oluyor arkadaşlar. Size bu güzel yerden artık veda etmek istiyorum. İnşallah bugünkü paylaşımdan keyif almışsınızdır. Yeni videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.